Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda muhabbet kuşu tüyden nasıl hızlı çıkar ondan size bahsedeceğim. Aslında bu konu şöyle diyeyim, uzun da sürebilir, yani bu süreç uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Kuştan kuşa farklılık gösterir. Hani bazen diyorsunuz ya, kuş ne zaman çiftleşip yumurtlar, ne zaman tüyden çıkar, ne zaman şöyle olur, ne zaman böyle olur. Arkadaşlar, bazı kesin konular vardır. Bakın ben yine konuşmaya başladım. Ben susuyorum, bunlar susuyor. Susun, evet. Ben konuşmaya başladım, ben konuşuyor arkadaşlar. Hani bazı konular vardır, gerçekten kesine kesin cevapları vardır. Bazıları da vardır ki kuştan kaynaklı olduğu için hiçbir şekilde cevabını veremeyiz. Şimdi dersiniz ki benim kuşlarımın renkleri bunlar, bunlar nasıl bir renk yavru verir? Şimdi arkadaşlar, kuşun kanında ne varsa onu verir, biz bilemeyiz. Mesela bakın, bunun cevabı kesin değildir. Kuş ne zaman çiftleşir? Arkadaşlar, kuşla alakalı bir şey. Ben derim ki 10 güne çiftleşir, atıyorum. Ya da hani 10 güne yumurtaya bırakır maksimum. Sonra bir bakarız ki kuş tüye girmiş, yumurta gitmiş. Ne yapacağız? Yani çiftleşti hadi. Derim ki 10 güne yumurta bırakacak. Ama baktık ki kuş tüye girmiş, yumurtlamadı. Ne yapacağız arkadaşlar? Hani bu tür şeyler kesin değildir ama yani tüy dönemi tabii ki de bunların içinde ama kesin olanlar da vardır. Mesela nedir bunlar? Yavru kaç günde yeme düşer mesela. Onun dışında kumun faydaları nelerdir? Onun dışında kaç gün içerisinde, yani eğer tüyde değilse yani kaç gün içerisinde yumurtlar, ya da ne bileyim işte yavru kaç gün içerisinde gözlerini açar. Bu tür konular hani genel olarak zaten hani kesin cevaplı şeylerdir. 18-25 gün arası yumurtadan çıkar mesela. Bak, bunlar kesin şeylerdir. Yumurtada damarlar varsa yumurta doludur. Hep bunlar böyle nesnel şeylerdir. Hani o yüzden tüy konusu birazcık böyle öznel bir konu olduğu için, açık söyleyeyim, hani böyle kesin bir konu olmadığı için, o yüzden çok da fazla hani kestirmek mümkün değil açıkçası. Şimdi konuyu nereye getireceğim arkadaşlar? Hani bizim verdiğimiz taktikler, bakın ben de veriyorum şu anda kuşlar tüyden çıksın diye, bakın vitaminli sularımız falan. Hemen temiz temiz yıkayıp arkadaşlar düzenli bir şekilde veriyorum. Yani mesela 2 gün vitamin vereceğim peş peşe. Ondan sonra dün de verdim, bugün son gün mesela. Onun dışında arkadaşlar buğday çimlenmesini bol bol veriyorum. Yulaf veriyorum. Yeşili şimdi gidip toplayıp tekrar vereceğim. Yani yeşili çok fazla kaçırmayın, yalnız onu söyleyeyim. Yani dediğim gibi birçok hani taktiğimiz var. Fakat hani kuştan kuşa fark eder. Hani diyorsunuz ya, benim kuşum kaç gün tüyden çıkar. Arkadaşlar, bu kesin bir şey değil. Onu da söyleyeyim ve videomuza başlayalım. Evet, şimdi arkadaşlar, kuşlarımıza gördüğünüz üzere vitamini verdik. Şimdi birinci şey budur. Yani kuşların eğer güneş almıyorsa, ki güneş alması çok büyük etken, güneş alan kuş, yani ışık alan kuş tüyden daha çabuk çıkar. Şimdi mesela bu kafesin dezavantajlarından biri de odur. Sadece önden ışık alıyor kafes. Sağdan, soldan, arkadan vesaire almıyor. Ama bakın mesela bu kafes buradayken efsane ışık alıyordu arkadaşlar. Geliyordu, camdan alıyordu, ön taraftan alıyordu. Yani ışık çok güzel alıyordu. Sadece yuvalık kısmından maalesef ki bunu buraya geçirmek zorunda kaldık. Hiç önemli değil arkadaşlar. Yine önden baya baya ışık alıyor bu. Yani bir de bu camlar şu anda kapalı arkadaşlar, perdeler yarı yarıya. Açtığım an zaten daha da çok alıyor. Oo, erkek yuvaya gidiyor bu arada. Onu söyleyeyim, yuvanın ağzına erkek yavaştan gitmeye başlamış. Gazetesinde kemirmeye başlamış. Evet, güzel haberlerden biri. Bu erkek de arkadaşlar ufaktan bir tüy de vücut tüylerinde dökülmeler var. Bunda da yine aynı şekilde vücut tüylerinde dökülmeler var. Bu zaten komple tüydü arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu erkeğimizi biliyorsunuz ki dişimize, yani şöyle diyeyim arkadaşlar, mama yemesi adını buraya atmıştım. Fakat mamayı gözü görmedi bile dişinin yanına gitmekten. Bu neden oluyor arkadaşlar? Bu erkeğimizi inşallah ileride bu dişiyle yan yana attığımızda eşlerimizden yavru alacağımız anlamına geliyor inşallah. Bakın bu bir tahmindir. Yine aynı şekilde bu da kesin olan bir şey değildir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tüydeki kuşlarıma vitamin verdim. Vitamin öncelikle söyleyeyim ki çok çok önemli bir etkendir. Hani güneş almayan kuşlara vesaire de veriliyor zaten. Vitamin dışında vitamini zaten haftada 2-3 kez, hatta bazen 4 kez bile verebilirsiniz tüydeki kuşlara. Ama tüydeyse normalde haftada 2 kez uygundur, 2-3 kez. Onun dışında arkadaşlar kuşlarımıza ne verebiliriz? Yeşillik verilebilir ama arkadaşlar kesinlikle marul vermeyin tüy döneminde. Direkt ishal yapar. Genelde onaylandı, direkt ishal yapıyor. Bir saniye, ben yine süsleyeyim şunları.
Evet, dediğim gibi arkadaşlar marul vermeyin. Verecekseniz maydanoz verebilirsiniz. Boğazına takılır derler. Yanlış arkadaşlar, boğazına takılmaz. Maydanozu belki dereotunda dahi eğitimli kuşuma falan yediriyorum. Gayet de güzel şekilde yiyorlar. Şimdi arkadaşlar benim dün topladığım, önceki gün topladıklarımı verdim. Şimdi yenisini toplayacağım. Ama benim en çok hem kızıştırmak hem de tüyden çıkarmak amacıyla verdiğim şey nane. Arkadaşlar nane kesinlikle tavsiye ediyorum. Naneyi verin, kuşunuz hem tüy dönemini kısaltacak yeşillik olarak, hem de kuşunuz için arkadaşlar kızıştırıcı görevini görecek. Yeşillik olarak da naneyi tavsiye ediyorum. Ne dedik arkadaşlar? Vitamin dedik, yeşillik dedik. Yulaf kesinlikle vermeniz gerekiyor. Ben arkadaşlar düzenli şekilde verdiğim için bugün yulaf günü değil. Hani vitaminle yulafı aynı güne kesinlikle şey yapmıyorum, boca etmiyorum. Mama da verdim zaten. Buğday çimlendirmesini dedik. Banyo arkadaşlar, banyo verebilirsiniz. Benim bir tane banyom var, arka tarafa koymuşum onu. O da bana zaten arkadaşım çekilişten hediyesiydi. Çekilişe katılıp hatırlarsınız, şu bana hediye vermişti sağ olsun. O banyo işte arkadaşlar, başka da banyo yok elimde. Verdiğim zaman bir kap içerisine veriyorum. 5-10 dakika banyo yapıyorlar, geri alıyorum. Fazla tutmuyorum zaten. Evet, yine bağıracaklar belli. Onun dışında arkadaşlar banyoyu bu kış aylarında çok fazla tutarsanız kuş hasta olur. Aynı yeşillik gibi. Direkt isene döndürür. Direkt yani ceyrana kalmış şeyi görür arkadaşlar kuşta. Hani belirtileri görür. O yüzden dediğim gibi çok fazla da banyo ve yeşilliğe abanmıyorsunuz. Vitamin de söylemiştik zaten en başta. Yulaf dedik arkadaşlar. Buğday çimlendirmesini ben mamada veriyorum. Ekstra verdiğimde, yani sade bir şekilde verdiğimde burası yiyor arkadaşlar. Burası yiyor. Şu gri kuşumuz yiyor. Onun dışındakiler çok fazla yanaşmıyor. Zaten ben bunu mamaya nasıl alıştıracağım inanın hiç bilmiyorum. Takım halindeyken artık. Yani eşe attığım zamanlarda ancak alışır. O yüzden bunu tüyden çıkarmak zor olacak. Ki arkadaşlar bu zaten tüyde olmasa kesine kesin burada bununla çiftleşirdi arkadaşlar. Dişi erkeğe kur yapıp kuyruk kaldırdı. Onu da söyleyeyim. Gerçekten hani dişi çok fena kızışmış erkeğin yanında. Efsane bir şekilde yani bayıldım arkadaşlar. Şu dişiyi orada çok fazla beğenmesem de buraya geldiğinde renk tonu olsun, yapısı olsun, bakın ötüşleri olsun, hani kuyruğun arkadaşlar, ya normalde ben bu desenden nefret ederim. Hani benim aldığım için değil arkadaşlar, inanın aldığım için değil, ama bu renk çok hoşuma gidiyor. Bunun spanglesine zaten bitiyorum. Bulursam alacağım arkadaşlar ilerleyen zamanlarda, ki jumbosunu bulursam alacağım. İleride aklımda çok fena fikirler var. Sadece şu kuşlardan yavru almayı bekliyorum. İnşallah tüyden çıkarlarsa. Evet, onun dışında arkadaşlar mama. Şimdi buğday çimlendirmesiyle mamayı neden hani karıştırıyorum? Neden mamanın içine buğday çimlendirmesi atıyorum? Kuşlarım yemediği için bir. İkincisi arkadaşlar mama da tüyden çıkmaya fayda sağlar. Bakın bunun içine katıyorum. 2 gündür bu şekilde veriyorum. Sade bir şekilde. Dün de bu şekilde verdim. Bugün de bu şekilde verdim arkadaşlar. Çok da iyi oldu. Kuşlarımız da yiyor açıkçası. Gayet beğenerek yiyorlar. Onun dışında Rıfkı da yine tüye giriyor. Onu da söyleyelim. Başka arkadaşlar bir şey tüyden çıkarmak için ne dedik? Buğday çimlendirmesi dedik, yeşillik dedik, onun dışında banyo dedik, vitamin. Vitaminde de yine aynı şekilde Calcimax D3'ü de eksik etmiyorum. Tüy yapısı için olsun, hani kemik gelişimi olsun vesaire. Onun dışında da başka bir şey yok arkadaşlar. Kuşların aslında şöyle bir salmaya alsak daha da iyi olur ama kuşları salmaya alacağım arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Bir de bakın şunlar, bu kuşumuz özellikle tüyden çıkmak üzere, gayet güzel bir kalıbı oldu, oturdu yani kalıp. Hatta ikinci tüyünde çok daha güzel oturacak. Şöyle ışıktan çekilelim. Evet, gördüğünüz üzere kafasındaki ve kanatlarındaki tüyler yavaştan düzelecek. Şöyle bir hareketlendirelim kuşumuzu. Evet arkadaşlar, şöyle diyeyim size, babasının aynısı çıkacak bu kuş, görürsünüz ikinci tüyde kalıplanacak. Ki bakın bu da resmen babasına benzedi. Şöyle bakın bir kalıbına, şimdi babasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi bakın, babası dışarıda ama babası hayatta dışarı çıkmaz ki, karısının yanından ayrılmaz. Şöyle bir çık, tamam bir çık oğlum. Evet, Özge de çıktı, görüyor musunuz arkadaşlar? Babasından bir kafa daha küçük. Duman yine içeri girdi ben netleyemeden. Maalesef ki telefon buna izin vermedi. Rıfkı'nın da arkadaşlar gördüğünüz gibi oğlu aynı Rıfkı olacak. Aynısı ya. Yani arkadaşlar, yani şu anda ekranda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama resmen aynısı olacak.
Şimdi bir de şöyle bir şey var, kuşlardan yine bahsedecek olursak, tüy konumuz bitti. Kuşlardan bahsedecek olursak arkadaşlar, sulukları yalnız buraya takabiliyorum. Çünkü burası çok dar. Onu da söyleyeyim, yani bir kapımız var ama arkadaşlar gördüğünüz gibi yarım açılıyor yani. Onun için bu kafesi böyle biraz daha bu tarafa çekmek lazım. Salmayı biraz daha kaydırmak lazım. Onun dışında yani bunun mesafe alması lazım buraya doğru. Bakın şu yuvalık biraz böyle büyük olduğu için bunların hani bu tarafa gelmesini engelliyor. Normalde bakın bayağı bir pay var yani. En kötü bu kadar dar bir pay var. Sadece bu engelliyor maalesef ki. Onun dışında da herhangi bir şey yok arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntımız, problemimiz yok. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Sanırım ruşey. Ben hani buğday ruşeyimden bahsetmiştim. Buğday ruşeyimi de suya iyi geliyormuş. Onu öğrendim. Onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir takım kuş için bir çay kaşığı mamaya ekliyormuşsunuz. Yani yaklaşık arkadaşlar şunun kadar bir şeyi. Yani bunun kadar miktarını ayarlayıp mesela bir yemlik mamanın içine atıyorsunuz, güzelce karıştırıyorsunuz, ondan sonra bunu kuşa verebilirsiniz diye bana söylediler. Ama genel olarak arkadaşlar ben mesela 9 takım kuşa bir çorba kaşığı yeterli bir mama için. Yine aynı şekilde probiyotikte bir çorba kaşığının yarısı kadar katıyorum. Evet, benim diyeceklerim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ufak tefek bilgiler serisinde diyormuşum. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.